Sağlıkta yeniliklerden herkese merhaba. Bugünkü konumuz periferik arter hastalığı olarak da bildiğimiz bacak damar tıkanıklığı. Genellikle çok korktuğumuz kangrene kadar gider mi diye düşündüğümüz bir hastalık. Bu konuyu uzmanına sormak istedik. Konuğumuz Profesör Doktor Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı ve Kalp ve Damar Cerrahisi eski başkanı Profesör Doktor Cengiz Köksal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Ayşe Hanım. Hocam umarım derneği doğru söyledim. Ulusal Vasküler Cerrahi Dernek Başkanı daha doğru olacak sanıyorum ama aynı. Ay, seyircilerimiz de duymuş oldular böylece. Kusura Evet. bakmayın hocam. Estağfurullah. Hocam öncelikle bacak atar damar tıkanıklığı nedir? Neden olur? Bacak atar damar tıkanıklığının en sık nedeni ülkemizde damar sertliği tabii. Ateroskleroz. Damar sertliği yani en çok risk altında olan insanlar daha çok erkek hastalar, sigara içen hastalar, ailede damar sertliği öyküsü olan hastalar, şeker hastaları, yağ değerleri yüksek olan hastalar, en çok risk altında olan hastalar bunlar. En önemli nedeni damar sertliği. Ancak ülkemizde Orta Doğu'ya ve İsrail'e özel bir bölgede ikinci en sık damar sertliği, damar arter hastalığı nedeni Bürger hastalığı dediğimiz bir hastalık. Bürger hastalığı da daha çok tamamen erkeklerde görülüyor. Genç erkeklerde görülüyor. Tek nedeni de sigara. Yani Bürger hastalığı çok ilginçtir Ayşe Hanım. Ben Bürger hastalığını sigara alerjisi olarak tanımlıyorum. Bürger hastalığında sigarayı bırakınca iyileşme oranı %92. Özetlemek gerekirse en sık nedeni damar sertliği ve damar sertliğinin neden arasında şeker hastalığı da öncelikle. Ve ülkemize ve bölgemize özel bir de Bürger hastalığı en sık karşılaşılan periferik arter hastalıklarının nedenleri arasında sayılabilir. Sayılabilir. Peki hocam bacaktaki damar tıkanıklığı kendini nasıl belli ediyor? Nasıl bir süreçte gelişiyor? Bunu birkaç grupta ayırmam lazım. Öncelikle şöyle ayıracağım. Bir, damar sertliğine bağlı bacaklardaki arter hastalıkları, arterde tıkanıklıklar kendini tipik olarak şöyle belli ediyor. Hasta yürüyor, yürüyünce 100 metre, 200 metre, 300 metrede tıkanıklığın seviyesine göre baldır veya uyluğa kramp giriyor. Kramp girince hasta bunu şöyle tarif ediyor. Birden diyor kaslarım sertleşti ve taşlaştı diyor. Durmak zorunda kalıyor çünkü o ağrı, o kramp tıpkı denizde giren kramp gibi hastayı durduruyor. Hasta 2-3 dakika dinleniyor sonra yürümeye devam ediyor. Bunun nedenini kabaca izleyicilerimize açıklamak gerekirse normalde kaslar çalışmadan kan akımı yeterli iken kaslar çalışmaya başlayınca kan akımı ihtiyacı artınca bacak damarlarında da atar damarlarında da darlık olduğu için yeterince kan gidemiyor ve hasta durmak zorunda kalıyor. En sık görülme şekli bu. Bir de 70 yaşlarında 60-70 yaşlı hastalarda şekere bağlı periferik arter hastalıkları var. Bu hastalar, uzun süreli şeker hastaları sıklıkla ağrı duymaz aşağı. Yani tabir caizse ayaklarını kesseniz ağrı hissetmezler. Bu hastalıkta en sık kendini belli etme şekli bir, ya tırnak batması şeklindedir. Hasta pediküre gitmiştir, oradan mikrop kapmıştır. Veya tırnaklarını derinden kesmiştir, tırnağa batmıştır. Veya topuklardaki çatlaklardan cilt kuruyunca mikrop girmiştir. Veya parmak arasındaki mantarı kaşıyıp oradan mikrop kapmıştır ve parmak uçlarında baş parmak veya küçük parmaklarda yarayla kendini gösterir. Hasta ağrısını hissetmez. Bir hastam vardı çok ilginç. Ayak tabanında bir yarayla geldi bana. Dedim ki yani amca sen 2 gündür böyle dolaşıyorsun hiç ağrı duymadın mı? Eskiden ökçeli ayakkabılar olurdu çivili. Çivi batmış. Ayağına saplanmış,
Şeker hastası hastamız bu ağrıyı hissetmediği için 2 gün ayağında yarayla dolaşmış. Maalesef bu hasta da ayağını kurtaramadı. Demek ki ikinci grup hastalar 60-70 hastalık yaşlarında uzun süre şeker hastalığı tedavisi gören hastalarda parmak uçlarında yarayla başlayabilir. Sıklıkla enfeksiyona eşlik eder. Çünkü oraya kan gitmediği için enfeksiyona daha müsaittir. Üçüncü grup hastalar, o bürger hastaları dediğimiz, yani bizim coğrafyamıza özel 40 yaşında sigara içen erkek hastalarda da tipik olarak kendini parmak uçlarında yarayla belli eder. Ama ilk en sık karşılaştığımız grupta da hastalar yürümekle bacağına kramp girdiğini ve durarak bu krampın geçtiğini tarif ederler. Aynı zamanda şeker hastalarında parmak ucunda yarar ve bürger hastalarında yine parmak uçlarında yara ve morarmalarla kendini gösterir. Biraz sorgularsanız öncesinde hasta şunu tarif edecektir Ayşe Hanım. Ya zaten bu ayağım hiç ısınmıyor, ayağım soğuk. Ayağı incelediğiniz zaman bir bakarsınız oralarda kıllar dökülmüş. Yeterince kan gitmediği için ve hasta sık sık kalkıp gece yürüme ihtiyacı çeker. Bunlar da sorgulandığı zaman ortaya çıkan periferik arter hastalığının belirtileri aşağı. Peki hocam, çok güzel özetlediniz. Bu durumda şunu sormak istiyorum. Ağrının başlama zamanı, tıkanıklığın derecesi hakkında da bilgi vermiş oluyor mu bize? Ya da tıkanıklığına bağlı olarak başlama zamanı azalıyor mu giderek? Çok güzel bir soru Ayşe Hanım. Bir tıkanıklığın yeri ve tıkanıklığın derecesi ağrının tipinde çok önemli. Mesela kasığın altında bir damar tıkanıklığınız varsa siz ağrıyı baldırda hissedersiniz. Eğer karın damarlarınızda bir tıkanıklık varsa ağrıyı baldırda hissedersiniz veya kalçada hissedersiniz. Bu tıkanıklık yerine göre ağrının yeri değişebiliyor. İki, mesela tam tıkalı değil de %80 atar damarda bir darlık varsa bu hastalar sıklıkla 500-600 metre, yani nispeten uzun sayılabilecek bir mesafe yürüdüğü zaman ayağına kramp girer. Ama eğer tam tıkalı ise bu hastalarda yürüme mesafesi daha kısadır. Hasta 200 metre yürür, baldır veya uyluğuna kramp girer, durur. Hatta ayağı eliyle ovalar, masaj yapar, sonra yürümeye devam eder. Tipik olan şudur, biz hastalara şunu sorarız. Bu ağrı hep 200 metre yürüdüğünüz zaman mı geliyor? Eğer periferik arter hastalığına, atar damar hastalığına bağlı ise, tıkanıklığına bağlı ise hep 200 metre yürüyünce girer Ayşe Hanım. Ve hasta hikayesinde şöyle der. Aslında önceleri ben 1 kilometre yürüyebiliyordum. Zamanla bu mesafe azaldı. En sık karışan durum da şudur Ayşe Hanım. Bel fıtığı tabir ettiğimiz bel omurgalarında sinir sıkışmasına bağlı problemlerde daha çok bu yürürken ayağında kramp giren periferik arter hastalığının şikayetleriyle çok sık karışır. Biz hastalara ve asistanlarımıza deriz ki aman dikkat edin, bel fıtığı yani sinir sıkışmasıyla karışır. Sinir sıkışmasında ağrı hasta ayağa kalkınca olur. Hastanın ağrının girmesi için yürümesine gerek yoktur. Ama periferik arter hastalığı tıkanıklığında hasta ayağa kalkınca değil, kaslar çalışmaya başlayınca, yani yürüyünce ağrı gelir. Dolayısıyla sorunuzu özetlemek gerekirse, eğer damar tıkanıklığı tamsa, tamamen damar tıkalıysa 100-200 metrede ağrı girer. Ama tam tıkalı değilse %80, %70 dar ise bu mesafe 1 kilometreye kadar çıkar. Hastalarımızın bunu niçin önemsemesi gerekiyor biliyor musunuz Ayşe Hanım? Yapılan çalışmalar göstermiş ki periferik arter hastalarında, yani bacaklarındaki atar damarlarda %50, %60 da olsa darlık olan hastalarda beklenen yaşam süresi meme kanseri ve kalın bağırsak kanserinden daha az bulunmuş Ayşe Hanım. Yani bu çok tehlikeli bir hastalık. Eğer sizin damar sertliğine bağlı bacaklarınızda damar darlığı, atar damar veya tıkanıklığı varsa meme kanseri olan hastaya göre yaşam süreniz daha kısa. Bu da neden halkımızın bu hastalığı önemsemesi gerektiğinin en önemli göstergesi sanırım. Doğru.
Hocam buradan şunu da çıkarıyoruz değil mi? Genelde sadece hareketle kendini belli ediyor. Harekette sıkıntı olmayıp oturduğumuzda ağrı olursa pek söz konusu olmuyor değil mi bu damar tıkanıklığı olması? Kesinlikle istirahat da olmuyor. Süreç biraz önce söylediğim gibi aslında şöyle tarif eder. Hocam önce 1 kilometre yürüyordum, ağrı giriyordu. Sonra bu mesafe yavaş yavaş azaldı. Tabii çok görmüyoruz ama eskiden kendini çok ihmal eden hastalar 100 metrede ağrı girince bile gelmezdi. En son biz hastayı bulduğumuz zaman artık o kadar damar tıkanıklığı şiddetli olur ki yürümese yürümeden bile otururken bile ayağı mor, kızarık, parmak uçlarında yara çıkmış ve ayağında istirahatte bile ağrı olabilen hastalar vardı. Ama Allah'a çok şükür sağlık bilgilerinin yaygın olması, sizlerin bu konuda büyük katkılarınız dolayısıyla hastalar daha Amin. bilinçli ve bize daha erken geliyorlar. Artık çok o kötü tabloları görmüyoruz açıkçası. Hocam peki ayak nabzımıza baktığımızda ortadan kalkmış olması da tıkanıklık belirtisi mi? Evet, ben öğrencilerime ve asistanlarıma şunu söylüyorum. Bir, önce ayağa bakın. Dışarıdan uzaktan bakın. Ve diğer ayakla kıyaslayın. Rengi soluksa, yani daha beyazsa, ayak soğuksa diğer ayağa kıyasla. Hep diğer ayakla kıyaslıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi kıllar dökülmeye başlamışsa şüpheleniyoruz bundan. Elimizi dokunduruyoruz, diğer ayağa göre soğuk. Daha soluk beyaz. Ondan sonra nabızların olmaması da tabii ki en önemli gösterge. Ama halkımızın özellikle dikkat etmesi gereken şey diğer ayakla mutlaka kıyaslayacak. Diğer ayağa göre bir ayağın soğuk olması, renginin beyaz olması, orada tüylerin kendiliğinden dökülmüş olması bize aman bir atar damarlarında darlık ve problem olmasın, ayağıma giden kan miktarı azalmış olmasın şüphesini oluşturmalı insanların kafasında. Yani mutlaka belirti veriyor. Belirti vermediği gibi bir durum biz belki fark etmiyoruz, değil mi? Olmuyor herhalde. Evet, hastalar sıklıkla şöyle söylüyor. Hep 100-200 metre yürürken kramp girince geliyorlar ama hasta önce şöyle tarif ediyor. Hocam 1 kilometre yürüyünce ayağıma ağrı giriyordu ama bunu yaşa verdim. Bunu romatizmam vardı, herhalde ona bağlı dedim. Hastalar hep bir şeylere yoruyorlar. Ama romatizma, yaşlılık, eklem ve kas ağrılarından farklı olarak biraz önce siz de altını kalem çizdiniz. Bu ağrı istirahatte olmaz. Bu ağrının olması için kasların çalışması, yani hastanın ya yürüyor olması ya bisiklete biniyor olması mutlaka gerekiyor. Hareketle gelen kramp eşittir. Hareketle gelen bacaklardaki ağrı eşittir. Periferik arter hastalığı demek. Hocam peki tanı ve tedaviye geçmeden önce bacak atar damar tıkanıklığı, şah damarı ya da başka damarlarda da bir tıkanıklık olabileceğinin habercisi ya da sonucu olabilir mi? Kesinlikle çok güzel bir soru Ayşe Hanım. Ben hastalara diyorum ki insanların 2 tane yaşı var Ayşe Hanım. Bir, damar sertliği yaşı, 2, nüfus kağıdı yaşı. Şimdi bazen bakıyoruz 38 yaşında hastaya koroner bypass yapıyoruz. Sorguluyorum. Evet diyor, babam da 40 yaşında kalp krizi geçirmişti. Abime 45 yaşında stent takılmıştı. Bazen bakıyorum 80 yaşındaki hastaların damarları gayet iyi. Dolayısıyla damar sertliği yaşı hastalar için önemli. Vücudun herhangi bir yerinde damar sertliğine bağlı atar damar problemi olursa neler? En sık karşılaştığımız yerler. Biraz önce konuştuğumuz gibi bacak atar damarlar. 2. Koroner kalp hastalıkları. Kalp krizi geçiriyoruz. Ve en önemlisi üçüncüsü de beyne kan götüren 2 tane şah damarımız var. Orada olan darlıklar. Biz bir hastada koroner arter hastalığı nedeniyle enfarktüs geçirmiş bir hastaya bypass yapacaksak vücutta damar sertliğinin diğer yerleşim yerlerini ararız. Ben özellikle asistan arkadaşlarıma söylüyorum. Koroner bypass yapacağınız bir hastanın bacak damarlarına bakın, nabızlarına bakın. Çünkü %10-15 sıklıkla iki problem bir aradır. Yani bacak damarlarında tıkanıklık varsa %10-15 ihtimalle şah damarlarında da tıkanıklık olabilir. Dolayısıyla
Biz organları öncelik sırasına göre alırsak, ele alırsak Ayşe'nin bir en önemlisi beyin. Yani şah damarlarımızdaki darlığı mutlaka araştırmamız lazım. İki, koronerlerimiz mutlaka orada bir darlık olup olmadığını araştırmamız lazım. Sonra bacaklar. Üçü birbiriyle iç içe. Birisi varsa şah damarlarımızda darlık varsa bacak damarlarımızda tıkanıklık olabilir. Kalbimize baktırmalıyız. Koroner kalp hastalığı da birlikte olabilir. %10-15 her 5 hastanın birinde bu 3 hastalık şah damarı, bacak damarı ve koroner arter hastalığı üçü bir arada olabiliyor. Ve biz bu konuda çok dikkatliyiz. Onun için diyorum ki damar sertliği başlı başına dünyanın en yaygın, en öldürücü hastalığı. Çünkü en hayati organlarınızı tutabiliyor, felç geçirtiyor, kalp krizi geçirtiyor veya bacağınızın kesilmesine neden olabiliyor. Doğru. Peki hocam size geldik, şüpheleniyoruz. Kesin tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Bu anlattığınız belirtileri size iletmemiz yeterli oluyor mu? Çok önemli bir kitabımız var bizim, damar cerrahisi kitabı. Şöyle yazar ilk girişinde. Bir kalp damar cerrahı hastayla konuşup, hastanın ayağına bakıp, hastanın ayağına dokunduğu zaman %98 tanıyı koyar der. Biraz önce bahsettiğim gibi. Önce hastayı biz dinliyoruz. Hastanın şikayetlerinin tipik olması lazım. Atar damar, bacaklardaki atar damar hastalığındaki darlık veya tıkanıklık için neydi Ayşe Hanım? Tipik belirtimiz yürürken olan bacaklarda kramp. Dinledim. Hasta şöyle tarif ediyor. Hocam yürüyorum. Biraz hızlı, biraz yokuş çıktığım zaman ayağıma kramp giriyor. Duruyorum. Bacağımı ovalıyorum. Geçiyor. Sonra yürümeye devam ediyorum. Sonra tekrar duruyor. Bu çok tipik bir belirti. Hemen kafama evet bu hasta bacaklarda atar damar hastalığı olmasın diye yerleşiyor. Hastayı yatırıyorum. Ve ama şunu da soruyorum hastaya. Sigara içiyor musun? Kan yağlarında hiç yükseklik var mı? Ailede geçirilmiş kalp krizi veya damar problemi var mı? Şeker hastası mısın diye bunları sorduktan sonra hastayı muayene masasına yatırıyorum. Mutlaka hasta olan bacağı değil, iki bacağı da görmem lazım. Çünkü biraz önce söyledim ya kıyaslama yapacağız hep. Sonra bacağa bakıyorum. Bir, tırnaklar uzamıyor ise, tüyler dökülmüş ise, diğer ayağa kıyasla daha soluk, daha soğuk ise dokununca evet bu ayakta şüphelerim daha fazla artıyor ki orada bir damarla ilgili beslenme bozukluğu var, bir damar tıkanıklığı var. Çünkü damar tıkanıklığı varsa tüyler uzamaz, tırnak uzamaz, kan gitmediği için renk beyazlaşır ve tabii vücuda ısıyı veren de kan akışı olduğu için daha soğuk bir bacak olur. Tanımı %95'e çıkarttım. En son bacaklardaki nabızlara bakınca %98 emin oluyorum. Yani bizim aslında tanıyı koymak için Ayşe Hanım, kalp damar cerrahlarının böyle bir takım ultrason Doppler'e çok ihtiyacımız yok. Bizim ultrason Doppler anjiyoya tedavi Neden? planlaması için ihtiyacımız var. Yoksa biz hastayı görüp dinlediğimiz, baktığımız ve dokunduğumuz zaman nabızlarına ve cildine tanıyı çoktan koymuş oluyoruz. Bunu halkımız da yapabilir. Yani bu çok temel kurallar. Bu basit kıyaslamayı halkımız da yaparak bize ön bilgi verebilir bu konuda. Doğru. Peki hocam, tedaviye geçersek. Öncelikle erken aşamada yakalarsak kendi kendine düzelme durumu olabiliyor mu hayat şartlarımızı düzenleyerek? Öncelikle tanıyı koyduk. Tanıyı koyduktan sonra tabii damar tıkanıklığı olabilir ama biz her damar tıkanıklığına müdahale etmiyoruz. Yani her damar tıkanıklığına anjiyo ile veya ameliyatla müdahale etmiyoruz. Çok basit bir örnekle anlatacağım bunu. 40 yaşında, 50 yaşında bir hasta geldi. 400 metre yürürken bacağına kramp giriyor. Muayenemi yaptım. Sağ tarafta nabızlar alınmıyor. Bu hastanın damar tıkanıklığı tedaviye muhtaç. Niçin? Hasta 50 yaşında. Bu hasta koşacak, gezecek, aktif bir hasta. Yani bu hasta için 300-400 metre önemli. Başka bir hasta, 80 yaşında bir hasta geldi. Bastonla yürüyor amca.
O da diyor ki ben 100 metre yürüyünce ayağıma kramp geliyor. 80 yaşında olduğu için bizim ondan beklediğimiz fiziksel aktivasyon zaten 100 metre. Dolayısıyla mesela 80 yaşında 100 metre yürüyebilen bir hastaya tanıyı koyduktan sonra kan sulandırıcı tedavisi verip haydi amcam sen yürümeye devam et, keyfine bak, sana bir müdahale etmeyeceğiz diyebilirim. Ama 50 yaşında bir hasta 400 metre yürürken ayağına kramp giriyorsa onun tedaviye, onun müdahaleye ihtiyacı olabilir. Hastaya şöyle söylüyorum 50 yaşındaki hastaya. Senin diyorum tedavi ihtiyacın var. Eşinle yürürken bir kapkaççı gelse, çantanı çalsa peşinden koşup adamı yakalayamazsın çünkü ayağına kramp girer. Doğru. Dolayısıyla eğer 80 yaşında bir amca geldiği zaman bana 100 metre yürüyebiliyorsa ameliyat ve anjiyo da müdahale seçeneklerini bir kenara bırakıyorum. Peki anjiyo ve ameliyatla müdahale seçeneklerini bıraktığınız zaman geriye ne kalıyor ilaç? Aslında elimizde çok etkili bir tedavi var. Her onun için her bacaklardaki atar damar darlık veya tıkanıklıkları ameliyat veya müdahale değil. Çok fazla müdahale ediliyor, çok yanlış müdahale ediliyor, çok erken müdahale ediyor ama yapılmaması lazım. Bir, düzenli yürüyüş. Her gün 3-4 kilometre yürümek. Yürümek ne sağlıyor? Yürüdüğünüz zaman bacağınız ağrı giriyor, duruyorsunuz, tekrar yürüyorsunuz, duruyorsunuz, tekrar yürüyorsunuz. Bacak kaslarını zorlayarak ana damar tıkalı olsa dahi kolateral dediğimiz yan damarları genişletiyoruz. Onların kapasitesini arttırıyoruz. Yurt dışında yürümek için yeri olmayan hastalara Ayşe Hanım yürüme bandı reçete edilir. Bir, o zaman ilk tedavimiz her gün 3-4 kilometre düzenli yürüyüş. Hastalara şunu söylüyorum. Damar tıkanıklığınız varsa her gün 3-4 kilometre yürürseniz 6. ayın sonunda İlk başlangıca göre 100 metre yürüyünce ağrı girerken artık 6. ayın sonunda 300 metre de ağrı girecektir. Bakın çok etkili bir tedavi. İki, kan sulandırıcı yani adını söylemekte bir mahsur yok. Aspirin ve pilatel dediğimiz periferik yani bacaklardaki ana damarı değil ama yan yolların kapasitesini arttıran çok güçlü bir ilacımız var. Bu da iki oldu. Üç, sigara içmemek ve sigara içilen ortamdan uzak durmak. Yani sigara içmeyebilirsiniz ama sigara içilen yerde durmayacaksınız. Bir tane hastam vardı. Ben hastamı bir türlü iyileştiremiyorum Ayşe Hanım. Kültürlü bir hastam. Ya dedim Ahmet amca ya sen sigara içmiyorsun değil mi? Bak ilerleme kaydedemiyoruz çünkü. Hocam vallahi içmiyorum dedi. Ne iş yapıyorsun dedim. Kahve işletiyorum dedi. Ya dedim ki tabii ki sen iyileşemezsin. O kadar duman içiyorsun, duman çekiyorsun içine. Demek ki her hastalık, her damar tıkanıklığı, her yürürken bacağa giren kramp, her tanısı konulmuş bacaklarda atar damar hastalığı müdahale demek değil. Elimizde üç tane güçlü silah var. Önceden deneyeceğimiz düzenli yürüyüş, mutlaka tedavinin kendisi, sigara içmemek ve içilen yerde durmamak. Ve iki tane çok güzel, birisi kan sulandırıcı, birisi damar genişletici olmak üzere iki tane ilacımız. Peki Ben hocam, sorunuza cevap oldu mu? oldu, çok güzel oldu hocam, çok sağ olun. Müdahalede neler yapıyoruz? Cerrahi mi oluyor her zaman, yoksa anjiyografik girişimsel yöntemlerle de damarı açabiliyor muyuz? Bundan 10 yıl önce eğer biz bu söyleşi yapıyor olsaydık size şöyle derdim. Ulusal Vasküler Cerrahi Dernek Başkanlığı yapmış birisi olarak. Evet bu işin %90'ını ameliyatla hallediyoruz. %10'unu da girişimsel yani anjiyoda balonla açıyoruz veya stentle açıyoruz derdim. 2022'de şunu söylüyorum. Biz bacaklardaki atar damar problemlerinin %95'ini anjiyoda damarın içine girerek hiç ameliyat gerekmeden balon veya stentle açıyoruz. Sadece %5'ine ameliyat gerekiyor. Bu tıpta damar cerrahisi bölümünde teknolojik ilerlemelerle paralel olarak kaydettiğimiz çok önemli bir gelişme. Çok Yani gerçekten. hastaların tanısı konduktan sonra asla korkmaması gerekiyor. O incecik damarlara
kalı olsun, dar olsun. Kasığın altında ise darlık veya tıkanıklık balonunu açıyoruz. Eğer kasığın üstünde ise stentle açıyoruz ama %90 biz bunları çözüyoruz. Aslında Ayşe Hanım, en önemli kısım şu. Ben bunu hastalara da söylüyorum. Bakın diyorum, damarınızı açacağız. Balonla açacağız, stentle açacağız ama bilin ki bu damarın açık kalma süresi size bağlı. Yani kendinize nasıl baktığınızla bağlı. Siz bu hayat şeklini değiştirmez iseniz, sigara içmeye devam ederseniz, düzenli yürüyüşlerinizi yapmaz iseniz, kan sulandırıcıyı kullanmaya bırakırsanız veya şekeriniz çok kontrolsüz olursa 3 ayda tıkanır. 30 yılda da tıkanabilir, 3 ayda da tıkanabilir. Demek ki esas başarı o damarı açtıktan sonra stent veya balonla açık kalmasına devam etmesini sağlamak. Bu konuda da en büyük görev hastalara düşüyor. Çünkü biz şunu biliyoruz, sigara çok kötü bir alışkanlık ve sigarayı bırakamayan hastalarda yaptığınız balonla veya stentle açma işlemi 3 ay sonra tıkalı tekrar geliyor. Tabii 2, 3, 4 artık 5. veya 6. da bu işlemleri yapma şansınız giderek azalıyor. Dolayısıyla en önemli konu hastanın yaşam şeklini değiştirmesi. Biz hastaların hayatlarını zindan etmek istemiyoruz ki. Çok basit şeyler söylüyoruz. Sigara içmeyin, düzenli yürüyüş yapın, şekeriniz varsa da şekerinizi kontrol altında tutun. Ve şu verdiğim kan sulandırıcı lütfen ömür boyu kesmeyin diyoruz. Böyle çok basit önlemler alarak yaptığınız stent veya yaptığınız balonla açık kalımını sağladığınız damar 10, 15, 20 yıl açık kalabiliyor. Dolayısıyla maharet bu damarı açmak değil, damarın açık kalmasını devam etmesini sağlamak. Bu Tabii. da hasta yetimiyle. Onun için sizin bu yayınlarınızı çok değerli buluyorum ve çok önemli buluyorum. Hastaların bu konuda bilinçlenmesi çok önemli. Çünkü biz doktorlar sadece tedavi yapıp bırakıyoruz. Ama önemli olan onun hastalığın kafasına yer etmesi Tabii. ve gerekli önlemleri alması. Bakın biraz önce söyledim. Damar tıkanıklığı veya darlığı varsa hastanın beklenen yaşam süresi meme kanserinden daha kötü. Çünkü hasta sigara içmeye devam ederse kalbinde damar tıkanıklığı olabilir, koronerlerde. Şah damarında damar tıkanıklığı olabilir, ilme geçirebilir. Onun için damar sertliği ülkemizde ve dünyada en yaygın ve en ölümcül sağlık sorunu diyorum. Maalesef. Peki hocam, bu anjiyografi ile yaptığınız balon ya da stentle açıyoruz dediniz. Bu ne kadar süren bir işlem yaklaşık olarak? Hastanede yatış gerektiriyor mu? Bilmeyenler için sormak Ortalama isterim. yarım saat veya 45 dakika sürebiliyor. Zorluk derecesine göre 1-1,5 saatte sürebiliyor. Bir gün işlemin yine zorluk derecesine göre hastaları hastanede gözlem altında tutuyoruz. Eğer çok basit bir işlemse gözlem altında tutmaya bile gerek yok. Öncesinde mutlaka hastalara bol sıvı gıda aldırıyoruz. Çünkü anjiyo sırasında verilen kontrast madde dediğimiz o boyalı madde böbrekler üzerinde biraz yük yapacağı için ameliyat sonrası anjiyo süresi uzun, işlemin uzun sürdüğü veya zor vakalarda da hem böbreklerini korumak için sıvı gıda aldığını emin olmak için göz önünde tutuyoruz. Hem de yaşanabilecek erken dönemdeki problemler için gerekirse bir gün müşahede altında serviste tutuyoruz. Çok basit bir işlem. Sıklıkla kasıktan yapılıyor. Hastanın uyumasına gerek yok. Ameliyathaneye girilmiyor. Hasta hiç ağrı hissetmiyor. Sadece kasık bölgesi uyuşturularak yapılan bir işlem. Hastaya şarkı söylemesine izin veriyoruz işlem sırasında. Askerlik anılarını anlatmasına izin veriyoruz. Seyir sohbet ederek anjiyosunu yapıyoruz. Ne güzel. Peki hocam, tıkanıklığı tamamen açabiliyor musunuz o anjiyo sırasında? Yani şöyle söyleyeyim, kasığın üstünde ve kasığın altında. Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki Ayşe Hanım. Teknoloji ilerledikçe o bizim damar içine girdiğimiz kateter dediğimiz küçük telleri inceliyor.
daha yetenekli hale geliyor, hafızası olan metaller geliyor. Biz 7 santim, 10 santim tamamen tıkalı damarları bile oyuncacık tellerle geçip orada balon şişirerek ve üstüne de stent koyarak açabiliyoruz. Yani asla ve asla hastanın anjiyoyu alıp hastayı, balon açmayı denemeden hastaya ameliyat önermiyoruz. Açamadığımız, başarılı olamadığımız vakalar var ama bunlar Allah'a şükür ki sadece %5. Geri %5. %95'inde tam tıkalı olsa bile, uzun bir tam tıkalı bölüm olsa bile orayı stent veya balonla açabiliyoruz aşağı. Açabiliyorsunuz. Ben de tam onu Evet. soracaktım. %5 çok düşük bir olasılık ama yine de bir kısaca sorayım hocam. Açamadığınızda o zaman cerrahi operasyon bypass mı yapılıyor? Bypass yapıyoruz. Bypass'ı şöyle tarif ediyorum. Düşünün, Göztepe'den Küçükyalı'ya giderken E5'i bir tır devrilmiş ve tıkamış. Ne yaparsınız? Hemen aşağıdan yan yola girip tırın sonrasındaki yola tekrar E5'ten katılırsınız. Bypass da bu. Yani oraya kan götürmek için başka bir yol bulmak. Eğer tıkanıklık kasığın üstündeyse bu bypass yöntemini suni damarlarla yapıyoruz ki bunlar yıllardır kullanılan, hastada ciddi bir risk oluşturmayan damarlar. Ancak akılda tutulması gereken suni oldukları için enfeksiyon riskini taşıyorlar biraz daha fazla. Eğer kasığın altında ise tıkanıklık, hastanın safen bend dediğimiz bacağında bulunan koroner bypass içinde kullanılan damarı biz bacak atar damarlarında bypass için kullanıyoruz. Vücudun kendi parçası olduğu için mikrop kapma riski, enfeksiyon riski çok daha az. Ama ikisinde de sonuç gayet iyi. Uzun dönem sonuçları gayet iyi. Altını ısrarla çiziyorum. Yapılan bypass'ın da açık kalması, ne kadar açık kalacağı, hastanın kendine ne kadar iyi baktığı ile ilgili. Sigara içmiyor, içilen yerde durmuyor, düzenli yürüyor, kilo veriyor ve şekerinizi kontrol altında tutuyorsanız inanın bu ameliyatlar evlat değil. 20-25 yıl bypass sonrası gelip hala damara tıkanmamış hastalarımız var. Ama 3 ay sonra tekrar damara tıkanıp gelen hastalarımız var. Onun için hastalarımıza sizin aracılığınıza tekrar sesleniyorum. Lütfen damar sertliğiniz varsa hayatınızı zehir etmek istemiyoruz biz doktorlar. Sigaradan uzak durun, düzenli yürüyüş yapın, kilonuzu verin. Ve lütfen şekeriniz varsa da şekeriniz kontrol altında Evet. olsun diyoruz. Çok doğru. Hocam peki başarılı tedavi sonrası kan sulandırıcı gibi koruyucu ilaçlar kullanılıyor mu ömür boyu? Kesinlikle ve kesinlikle. Eskiden biz bir tane kan sulandırıcı kullanırdık. Son yapılan çalışmalar iki farklı etkili kan sulandırıcıyı aynı anda kullanmanın daha etkili olduğunu göstermişler. Yapılan işlemin türü, nevi, zorluğuna göre sıklıkla iki tane kan sulandırıcı veriyoruz. Daha güçlü kan sulandırıcılar da gerekebiliyor. Onları da tamamen işin şekline ve yapılan işin zorluğuna göre veriyoruz ama kan sulandırıcı olmazsa olmaz. Anladım. Sıklıkla da iki taneyi birlikte kombine ederek veriyoruz. Ama ne diyoruz hastalara? Bol su için. Çünkü su içmek çok önemli. İki, hani hep kan verin, kan verin diyorlar ya aşağıdan. Kan verin çok önemli. Kan vermek çünkü bizim bir hocamız vardı. Kanla damarda kanın akışını trafiğe benzetirdi. Derdi ki bir trafikte bir yolda 200 araç mı rahat hareket eder, 50 araç mı rahat hareket eder? Dolayısıyla hastaların kan vermesi kanın akışkanlığını biraz daha arttırdığı için tabirimi mazur görün yoldaki araç sayısını azalttığı için trafiği daha rahat hale getirecektir. Dolayısıyla bol su içmek de trafiği daha rahat hale getiriyor. Çok doğru. Hocam son olarak özetlersek, biz normal yaşamımızda klasik sağlıklı yaşam kurallarına, sağlıklı beslenme, işte kan yağlarımıza dikkat etme ve hareket bacak damar tıkanıklığından korunmamız için yeterli mi? Yoksa bir kader mi bir Yes. anlamda? Yok, kader değil ama şu çok önemli Ayşe Hanım. Genetik yatkınlık yani ırsi yatkınlık çok önemli. Ben hastalara hep şunu soruyorum. Eğer 50 yaşında babanız kalp krizi geçirmiş, 40 yaşında amcanız
yaşınızın bacak damarları tıkanmış, 45 yaşınızda dayınızda felç inme olmuş ise siz ne yaparsanız yapın 40-50 yaşlarda böyle bir problem olabilir. Bir, aklınızda bunu tutacaksınız. Mutlaka kontrol altında olacaksınız. Demek ki damar sertliği sizde erken gelişiyor. Tedbirinizi alacaksınız. Ben damar sertliğini şöyle tarif ediyorum Ayşe Hanım. Damar sertliği 9 yaşında başladığı gösterilmiş bir süreç. Düşünün 9 yaşında bir çocuk ne sigara içer hiçbir şey yok. Ama demek ki çevresel faktörlerle başlıyor. Ben bunu saat 50 kilometre hızla giden arabaya benzetiyorum. Hasta 20 yaşına geliyor sigara içmeye başlıyor. Arabanın hızı 100 kilometre hıza çıkıyor. Sonra şeker hastalığı belirtileri çıkıyor. Arabanın hızı 150 kilometreye çıkıyor. Kötü besleniyor, kilo alıyor, kan yağları yükseliyor, arabanın hızı 250 kilometreye çıkıyor. Sonra daha da stres faktörleri devreye girince araba 300 kilometreli saatte giden bir kontrolsüz arabaya benziyor. Dolayısıyla siz kan yağlarınızı kontrol ettirirsiniz, şekerinizi düzenli kontrol ettirirseniz, sigara içmez ve içilen yerde durmaz iseniz, yani damar sertliği ile ilgili risk faktörlerini azaltırsanız, ne kadar ırsi, ailede yatkınlığınız olursa olsun o süreci yani arabanın hızını yavaşlatma şansınız var. Hocam o kadar güzel anlattınız ki seyircilerimiz için müthiş bilgiler oldu. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir konuda halkı bilgilendirmek için vesile olduğunuz için. İyi ki varsınız. Çok Sizler açıkçası olunca hocam, bizim çok sağ işlerimiz olun. çok daha rahat ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum Ayşe Hanım, Ayşe Çok için. sağ olun.